Amerika'da örneğin şöyle rakamlar verebilirim size. 100 bin kişiye 46 diş hekimi düşüyor. Avrupa Birliği'nin ortalaması ise 67 civarında. Türkiye'de bu 30. Şu anda halen 30'larda devam ediyor. Tabii Avrupa Birliği'ni yakalamaksa hedef yaklaşık bir 25-30 bin diş hekimine daha ihtiyaç var. Sadece ortalama yakalamak için, ama tabii bu bütün rakamların durağan olduğunu varsaydığınız zaman geçer. Çünkü nüfus artmayacak. İşte diş hekimliği mesleğini hiç kimse bırakmayacak. Şu anda emekli olanlar veya işte vefat edenler olmayacak. Ama normal bir süreçte bu rakamın çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Özetle Türkiye'de diş hekimine gelişmiş ülkeler ortalamasını yakalamak için halen ihtiyaç var. Amerika'yı baz alırsanız bunda yaklaşık bir 15 bin diş hekimi gerekiyor. İşte Avrupa Birliği'ni ki diğer bütün faktörlerin durağan olduğunu, durduğunu varsaydığımız sürece bu geçerli. Ama işte Türkiye'de bu tabii benim kanaatimce daha fazla diş hekimine ihtiyaç var. Çünkü bir de çürük insidansı, çürük sıklığı dediğimiz bir olay var. Mesela Avrupa Birliği'nde bu çok düşük. Yani bir kişinin ağzında çürük dişe rastlama olasılığınız çok düşük. Ama Türkiye'de çok çok fazla, bu yüksek rakam. Bir kişinin ağzında bazen 7-8 çürük, 10-15 tane dolgusu olan ağızlar var, öyle değil mi? Diş kaybı sıklığı yine bizde çok daha fazla. Bu da şunu gösteriyor. Gerçekten sağlık harcamalar diş hekimliğine veya diş hekimliği yönünden, ağız diş sağlığı yönünden bakıldığında diş hekimliğine ihtiyacımız var. Bu süreç daha devam edecek. Bu nedenle geçerli olan bir meslek.